Evli olan çiftler boşanırken sadece kendileri ayrılmıyor, sahip oldukları mallar da ayrılıyor. Yani mal paylaşımı yapılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki buraya neden mal paylaşımı değil de mil paylaşımı yazdınız o zaman. Haber zaten o. İstanbul'daki bir boşanma davasında şimdiye kadar taraflardan birinden eşi benzeri görülmemiş bir istek geldi. Zaten o nedenle bu haberi yaptık biz de. Kadın mal paylaşımı ile ilgili talepte bulunurken millerin de eşit olarak paylaşılmasını istedi. Yani hani şu uçuşlarda kazanıyoruz ya, ne kadar çok uçarsanız o kadar mil kazanıyorsunuz. İşte kadın tarafı uçuşlarda kazanılan o promosyonları da istedi. Bir boşanma davasında kadın eşinden tazminat olarak uçuş millerinin yarısını talep etmiş. Ya bana ters. Benim anlayışıma çok ters. Uçuş mili talep etmiş. Demek ki seyahati seven bir bayanmış. Ben 2000 yılından beri hukukun içindeyim. Boşanma davalarında taraflardan kiminin ev, kiminin araba, kiminin ise milyonlarca lira istediğini duymuşuzdur. Ancak emsal niteliği taşıyan bir boşanma davasında davacı olan kadın eşinden evlilikleri boyunca biriken uçuş millerini talep etti. Bu talep tartışmanın fitilini ateşledi. Uçuş millerini istemiş. İlk defa ben şu an burada duyuyorum bunu. Çok mu uçuyormuş kadın? Aslında uçuş milleri havayolu şirketlerinin sık seyahat eden kişilere hediye ettiği bir tür promosyon. Uçak şirketi bu millerin devrine izin veriyor mu? Genellikle bu hususlara izin verilmiyor. Uçuş mili yani çok saçma bir şey. Hani diyecek bir şey bulamıyorum. Kredi kartı ikisine aitse birlikte niye olmasın ki? Saçma bir şey bence. Yani olmaması gereken bir şey. Boşanma aşamasındaki çiftin anlaşması üzerine mahkeme adama ait uçuş millerinin yarısını tazminat olarak genç kadına devretti. Anlaşmalı bir boşanmada tazminata dahil edilebilir ama çekişmeli bir davada oldukça çekişme yaratacak bir hususa dönüşüyor gerçekten. Eşler birbirlerinden evlilik birliği boyunca kazandıkları her şeyi talep edebilirler mi? Hukuka uygun olmak koşuluyla her talep makuldür. Bir çalışma karşılığı para vererek edindikleri bir mal ortak kabul ediyor. Mesela uçuş milliyle onun bir hakkı yok diye düşünüyorum. Uçuş millerini hiç duymadım. Daha her şey çıkabilir.